...neler yapılıyor şu anda? Üniversitemiz tıp alandaki akademik çalışmalarda hangi düzeydedir? Hangi işbirlikler içerisindedir? Şöyle ki tıp eğitimini biz üçe böleriz genelde. Bu böyledir de zaten. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve sürekli tıp eğitimi olarak. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi derken pratisyen, hekim yetiştirmek üzere amaçlanan bir eğitimdir iyi bir hekim, düzgün bir hekim, sorgulayıcı, araştırmacı, ülkesine bağlı bir hekim yetiştirmek istiyoruz. Amacımız bu zaten. Ama bir de mezuniyet sonrası tıp eğitimi vardır. O da uzmanlık eğitimidir. Yani ihtisaslaşma. Bizim Yakut Doğu Üniversitesi Tıp Fakültemizde 38 ana bilim dalı vardır. Bu ana bilim dallarında uzmanlık öğrencilerinin işte ihtisas eğitimi verilip öğretim üyeleri tarafından uzman hekim yetiştirmek. Evet. Bir üçüncüsü ise sürekli tıp eğitimi programlarımızdır. Sürekli tıp eğitimi tıp eğitimini e, ne diyeyim sonu gelene kadar veya Uygulaması bitene kadar. Yani ömür boyu tıp eğitimi evet. diyeyim. Bizlerin yani aldığı eğitimdir. Öyleyse. Bizler de hala eğitim <laughs> evet, alıyoruz. Çünkü tıpta çok gelişmeler var, bilimsel düzeyde, teknolojik düzeyde. Kendimizi adapte etmemiz lazım, ayak tüm uydurmamız lazım. Bütün bilim dalları için lazım. geçerli değil mi hocam? Bütün yani bütün bilim dalları için. Bunu sadece... yapmayan bilim adamı kendi kendini tekrarladığını düşünüyorum ben çünkü tabii devamlı okuma durumundayız, devamlı geliştirme durumunda. Bunun içinde seri konferanslar, seminerler veriliyor sürekli tıp eğitim programlarımızda. Bu ortalama ayda üç kezdir bu program, dördü bulduğu oluyor. Diğer dünyanın her yerindeki eğitim kurumlarından konuk konuşmacı Türkiye'de dahil davet ediyoruz paneller düzenleniyor belli konularda. Evet. O konularla ilgili afişler düzenleniyor. Bütün Kuzey Kıbrıs'ta da dağıtılıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ne, Sağlık Bakanlığı'na, diğer hastanelere, konu ile ilgili hekimlere duyurular yapılıyor ki onlar da gelsinler, görsünler. Böyle bir eğitim kurumunun yakında üniversitesinin tıp fakültesinin aktivitelerini hem öğrensinler hem Onlara katkıda bulunabilmek için hem de tabii onlardan da alacağımız şeyler olabilir. Onlar da katılımcılar da bilgi görgü birikimlerini bu toplantıların sonunda iletebilirler. Bir Bu sürekli tıp eğitim programlarımız çok güzel ilerliyor. Bir de yakında üniversitesi Yayınlarımız... fakültesinin evet yayın organından bundan bahsedeyim. bu adada çıkan. İlk medikal dergidir ve de bütün burada araştırmalar olsun, vakka sunumları olsun Hı -hı. hepsi yayınlanır. Hem de e, yayın sayısı artmış oluyor hem de bu tabii değişik e, olaylar, diyeyim, vakkalardan, sunumlardan hekimler bilgilenmiş oluyorlar. Bu tabii yaptığımız işlerin bir aynasıdır ve çok önemlidir böyle bir yayın organı olması. Biz bunu bütün hastane başhekimliklerine, tıp fakültesi dekanlıklarına, üniversite kütüphanelerine de gönderiyoruz. Ve dışarıdan da yayın kabul edebiliyoruz. Onun için meslektaşlarımızın böyle eserlerin olması çok güzel bir şey. Onların artıları oluyor. Tabii yakında üniversitesi tıp fakültesi 2013 yılında Mart ayında da Dünya Sağlık Örgütü Avicenna listesine İbn Sina ben tam listesine oraya öyle mi <laughs> evet. kabul gördü? Ben bu dökümanlar önümdeyken evet. evet onu da şöyle göstereyim isterseniz zaten web sayfamızda aynı. da vardır. Evet. Web sayfamızda her gün değişiyor, güncelleniyor. Üniversitemizin evet. olsun, tıp fakültemizin olsun. O zaman şeyi de konuşalım daha şey bu konuda da mütevazı olmayalım. Yani yakında Doğu Üniversitesi'nin uluslararası bir takım akredisyonları var, önemli organizasyonlar, üyelikleri var, önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. İsterseniz bunlardan da bahsedelim. Tabii yakında Doğu Üniversitesi, tıp fakültesi ve özellikle hastanemizde. Hı hı. Hastanemiz çok büyük bir gelişme gösterdi. Ödüle doymuyor diye evet. 2013 yılında benim bildiğim 5 ödülümüz var. İsviçre'de, ee, Frankfurt'ta, evet, en ucun, son Paris'te, birkaç gün önce Amerika'da. En sondakini söylemeyin. Evet onu da yüze ben söyleyeyim. Tamam. Çok yakın bir şey ki. bu. Birkaç gün öncesi çok güzel bir haber aldık. Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas kentinden, merkezi Florida'da olan.